tarafları isteyin. Bütün ifadelere oradan baktıktan sonra tekrar görüşümü dile getireceğim. Tutanakları da isteyelim lütfen. Tutanakları isteyelim. Şimdi siz de tutanaklara bakın, ondan sonra konuşalım Sayın Baylar. Neler duyduk burada? Tutanaklara bir bakın, ondan sonra konuşun. Rica ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. İyi Parti grubundan Sayın Aytun Çırak, rahatsızlığını da duydum. Geçmiş olsun diliyorum. Rahatsız olduğu halde gelip konuşmak istedi. Buyurun Sayın Çırak, süreniz 20 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tekrar hain terör örgütünü, PKK'yı ve diğer tüm terör örgütlerini bu olaya karışan karışmayan şiddetle lanetliyorum. Buraya gelirken konuşmamın başlangıcı farklı düşünmüştüm ama birdenbire değişen iki gündem oldu. Belki bakanlığınızın bilgisi vardır bu konuda. Bunlardan bir tanesi zaten sabahleyin belli oldu. Dün gece açıklamalar başladı. Amerika ve Rusya yetkililerinin yaptığı açıklamalar Suriye'deki harekatla ilgili. İkincisi de dün elini köfteleme yaptığımız, aramızı işte büyük diplomatik bir başarıyla düzelttiğimizi söylediğimiz Sisi'nin Dışişleri Bakanı ile bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı saat 14.15'te bir arama kurtarma anlaşması imzalayacaklar. Bu arama kurtarma anlaşması bizi Doğu Akdeniz'de sıkıntıya sokar. Girit'in 50 mil güneyine kadar mülteci botlarına biz müdahale edeceğiz diyecekler. Bu deniz yetki alanları açısından çok tehlikeli bir anlaşmadır. Yani bir yandan Mısır'la ilişkilerimiz düzeldi derken bugün bize bir tuzak kuruluyor. Saat 14.15'te. Bunun için bakanlığınızı ve Dışişleri Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bu bana göre Mısır'la Yunanistan arasında imzalanmış olan kıta sahası anlaşmasından daha da tehlikeli bir anlaşmadır. Şimdi Sayın Bakan ve değerli komisyon üyeleri, süre kısıtlı olduğu için hızla devam etmeye çalışıp sorular soracağım. Şimdi bu meclis olan en temel niteliği millet adına bütçe yapma denetleme hakkının dahil olduğu bir meclis olmasıdır. Ve şu anda ne yazık ki bu bütçe yapma hakkı ve bu bütçeye olumsuz oy verme hakkı bu meclisin elinden alınmıştır. Bu noktaya bir anda gelmedik. Bugünkü rejimi hazırlamak ve hain kalkışmanın Allah'ın bir lütfu olabilmesi için ya FETÖ komisyonuna davet edilen en önemli tanıkların davete icabet etmediklerini biliyoruz. Sayın Bakan, siz bu sorumluluğu yerine getirmesi gerekenlerin başında yer alıyordunuz. Ya kendiniz gelmek istemediniz, tabii o sırada devlet memuru olduğunuz için hükümet de sizi göndermemiş olabilir. Yani onlardan izin almadan gelemezdiniz. Dolayısıyla o lanetli gecenin gündüzünde adeta bir işgal ordusu gibi yüce meclise ve insanlarımıza saldıranların da komutanıydınız. Darbeden önceki 22 yıl boyunca çok kritik görevlerde bulundunuz. O sırada Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hiçbir kimse kurumun içinde neler olup bittiğini sizden daha iyi bilemez. Sizi karanlık örtüyü biraz olsun kaldırmanız için komisyona davet ettik. Ama dediğim gibi gelemediniz. Şimdi sonuçta komisyon yazılı olarak yanıtlamanız için size bir takım sorular sordu. Fakat o soruları soranlar daha ziyade iktidar komisyon üyeleri olduğu için yüzeysel sorulardı. Neticede o zamandan bugüne köprülerin altından çok sular geçti. Milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kurallar, teamüller ve geleneklerle şekillenmiş kurumsal yapısı Sadat'ın dahi müdahil olacağı kadar iyice hırpalanmış durumda. Gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri bir kurum olarak ne yazık ki tanınmaz hale geldi. Sağ olsunlar, vazgeçilmez imanlarıyla askerlerimiz, komutanlarımız bütün bu düzensizliğe rağmen bütün imanlarıyla bir mücadele götürmektedir. Şimdi bütçe yapma yetkisi hala meclisteymiş izlenimi vermek için toplanmış bu komisyon vesilesiyle buradasınız. Biz de karşımıza ender çıkan imkanı değerlendirerek çok kritik soruları size yöneltmek istiyoruz. Bu sorulara geçmeden önce birkaç olaya dikkat çekmek istiyorum. Dün hükümetimiz tarafından bitti denilen, ayakkabı numaraları bilinen ama nereden saldıracağı bilinmeyen hain PKK terör örgütünün roketli saldırılarıyla karşılaştık. Ben tabii teknik bu konuları bilmem ama sorduklarım roketlerin 9-10 kilometre menzilli olduğunu söyledi.
Peki o zaman bizim bu İHA SİHA'larımız ne yapıyorlardı? Gurur duyduğumuz İHA ve SİHA'larımız. Niçin bunu önceden önleyici tedbirler almadılar? Bu facianın temel nedeni 9. ve 10. Cumhurbaşkanlarımızın ve Milli Güvenlik Kurulumuzun yüksek gayretleriyle barış içinde yaşamaya başladığımız Suriye ile Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarının dış politikamızı geleneksel rotasından çıkarmasıyla başlayan olaylar zinciridir. Sizi samimiyetle uyarıyoruz. Gelinen bu noktada eğer Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapmazsanız, Fırat'ın doğusuna altını çiziyorum, PKK esas itibariyle hayal bile edemediği hedefine ulaşmış olacaktır. Gerisi seçim öncesi bir şovdur. Esasen Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaşamak zorunda bırakıldığı sıkışıklık Türk milletinin bir mensubu olarak içimi acıtıyor. Çünkü sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısının hırpalanmasında bence payınız olduğunu düşünüyorum. En azından itirazınız olmadığını düşünüyorum. O halde madem buradasınız, belki eski defterleri açmak olacak ama bazı sorularla başlamak istiyorum. Sayın Akar, siz benim saygı duyduğum komutan ve bakanlardan birisiniz, bunu biliyorsunuz. Ama 2003-4 Temmuz'unda Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'nun elinden liyakat lejyonu aldınız. Ödülü, nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olduğunu yerle bir eden bu kişi aracılığı ile verilen ödülü niye kabul ettiniz? Eğer bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı önü olmanızın önünü keserler miydi? Ya bir tek ben mi aldım o ödülü? Ben... Bak yok istene. Neye konuşmayın. Neye bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii. Bu aziyetin ifadesi. Hayır. Sizin aptalın izniyetin ifadesi. Aziyetin ifadesi. Sizin aciziniz açıp da bir kitaba bakmıyoruz. Siz kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almış sayılır. Sen kendi kişiliğini koyacaksın. Benim söylediğim şey şudur. Bir şey değil. Bu ödül... Bağırarak haklı olamazsınız. Sadece aciziyetinizi ortaya koyarsınız. Ben size... Sonunda... Aynı şey. Çiftler gibi çiğniyorsun. Sakız gibi. Hayır. Çiğniyorum. Sen de bak. Listeye bak. Almaya yok. Süreyi uzatın lütfen. Süreyi sen uzatın. Bakan. Sonunda cevap vereceksiniz Sayın Bakan. Tamam, nasıl konuşmasın? Şimdi bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli. Onu söylemeye çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçiren komutandan ödül almışsınız. Kardeşim, neyse ben söyleyeceğimi söylüyorum. Sayın Akar, 2021... Çok yapmak için, biraz sonra yayınlayacaksın, oy alacaksın. Daha alırsın böyle oy. Oo, evet. Siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız bu memlekette ha? Sayın Bakan, sonunda, ne ayıp. Ne ayıp. İlk defa, küfreden bir Genelkurmay Başkanı'na karşılaşıyor. Ben, beyefendi, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde müsteşarlık yapmış, sayın devletin ne demek olduğunu bilen bir adamım. Bana akıl vermeyin. Bozulmuşum. Sizsiniz bozuk. Sen bozuksun. Lütfen, sayın arkadaşlar. Lütfen. Size yazıklar olsun. Aynı şey, şimdi soruyorum. 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanı'nın muhalefetine rağmen FETÖ'cü Serdar Atasoy'un terfi listesine kim koydu? Terfi ettirildikten sonra Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak alınmasını kim istedi? Kara Kuvvetleri Komutanı neden göreve başladı? Değerli arkadaşlar, birazdan size söz vereceğim. Başlatmayınca Kara Kuvvetleri Komutanı'na işlem yaptınız mı? Yapmadıysanız neden? Gençle iş gücümüz gereği şahsiyetle uğraşılması doğru değil. Lütfen genel politikalar üzerinden bir bütçe görüşmesi yapıyoruz. İş gücümüz şahsiyetlerin gündeme getirilmesine izin vermiyor. Lütfen devam edin. Asla şahsiyet konuşmuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında konuşuyorum. Şimdi... Değerli arkadaşlar, birazdan size söz vereceğim, cevap verirsiniz. Bir tamamlasın Sayın Hatip. Değerli arkadaşlar, birazdan size söz vereceğim. Bir tamamlasın lütfen. Buyurun. Bunları süreme ekleyeceksiniz. Efendim? Süreme ekleyeceksiniz. Buyurun, devam edin. Şimdi ben bunları sadece kayıtlara geçirmek, meclis kayıtlarına geçirmek için söylüyorum.
Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasallaşmasına karşıyım. Çünkü Balkan Harbi'nden aldığımız bir ders var. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz lanet darbe girişimine getirilmesinin siyasi ve kurumsal sorumlularını daha henüz tespit edebilmiş değiliz. Çeşitli bakanlıklarda FETÖ benzeri yapılanmanın teşkilatlara nüfuz ettiğine ilişkin kanıtlar her geçen gün çoğalıyor. Bu olgu inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yoktur. Sadat mülakatlarıyla TSK'ya alınanlardan kaç personel sistem dışına çıkarıldı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ zulmü devam ettiği dönemlerde yetkili makamlarda olup bunun hesabını vermeden bugün pamuklara sarılı vaziyette korunan personel var mıdır? 2200 yılı aşan bir kurumsal geçmişe sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma planlama faaliyetleri hangi metodolojiye göre yapılmaktadır? Çıkardığınız kanun hükmündeki kararname ile Milli Savunma Bakanlığı'na görevli sivil personele orgenerale kadar rütbe verdiğiniz doğru mu? Ne zamandan beri kanun hükmündeki kararname ile rütbe veriliyor? Yaşın yapısı değiştirilerek ilgisiz 8 bakanın yaşı dahil ettiniz. Tek adamın her şeye karar verdiği bir yönetimde bu tür bir göstermelik düzenlemeye ne gerek vardı? Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay meslek okullarını kapattınız. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağladınız. Üniversitenin başına ise 17-25 Aralık 2003'ten sonra dahi FETÖ'nün yayın organlarına boy gösteren av tüfeğinden başka silah görmemiş birisini rektör olarak atadınız. FETÖ'cü olmak istasları adamına göre değişiyor mu? Askeri okulları kapatıp 6 ay süreli eğitimlerle dış kaynaktan çok sayıda subay aldınız. Bu personelin çok küçük zorluklarda meslekten ayrıldığını biliyoruz. Bu personelin gelecekte tabur ve daha üst seviyede birlik komutanlığı görevlerine geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir zafiyet bekliyor musunuz? Şimdi gelelim savunma sanayi ile ilgili sorumuza. Yerli ve milli sanayinin Cumhuriyet'in kuruluşu ile başladığını, Kıbrıs Barış Harekatı'na uygulanan ambargo sonrası yeni bir atılım yapıldığını, 1990'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli muharebe uçağı, milli gemi, milli tank projelerini hazırladığını biliyorsunuz. 20 yıllık iktidarınızda bu hayati projeler neden bugüne kadar bitirilmedi? Milli muharebe uçağı, milli gemi, milli tank nerede? Bu projelerdeki gecikmelerin bugün Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sesinin daha fazla çıkmasında rolü var mıdır? Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz iktidarı devraldığınız dönemdeki etkinlik ve caydırıcılığını muhafaza ediyor mu? İnsansız hava araçları ile biz sizden fazla gurur duyuyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki insansız hava araçları her şey değil. Peki insansız kara ve deniz araçlarında ne durumdayız? Savunma sanayinin bütün birikimini niye tek bir özel şirketin emrine verdiniz? Böyle mi yerli ve milli olunuyor? Tank palet fabrikasını Katarlara vererek mi yerli ve milli olunuyor? 30 yıl önce 1992 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil harekat ihtiyacı olarak projelendirilen milli tank Altay tankı için Sakarya Karasu ilçesinde büyük bir devlet arazisi bağışlandı. Gümrük vergisi muafiyeti ve yatırım için KDV muafiyeti devletin süper teşviklerini ayaklarına serdik. 1973 yılında kurulan tank palet fabrikasının anahtarını yedek bahçe stoku ile verdiğiniz, yıllarca emek verilerek hazırlanan Altay tankı teknik veri paketi ve geliştirilmiş prototipini altın tepsiyle sundunuz, yetmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı personel taşıyıcısı üreten BMC'yi devlet bankalarının kredisiyle yüksek kar garantisiyle verdiğiniz Mevlana'nın şemsi, daha sonra gözünüzün içine baka baka gizli bilgiler içeren projeye Katar ordusuna ortak etti. Eski yandaşınız şu anda nerede? En son Milli Savunma Bakanı Canikli 2018'de yerli motorla 2020 yılında Altay tankı üretilecek demişti. 2020 yıl başından bu yana üretilen Altay tankları nerede? Karasu'daki arazi satılıyor Sayın Bakan, haberiniz var mı? Fabrika kurulması için getirilen makineler sökülüyor, haberiniz var mı? Tank palet fabrikasını da ne zaman geri almayı düşünüyorsunuz? Sayın Akar, şimdi gelelim Türk milletinin başına ördüğünüz asıl büyük çorap olan Suriye meselesine. Sayenizde bir terör bataklığı haline gelen Suriye'nin kuzeyine yapılan ve yapılacak olan harekatların siyasi hedefi nedir? Siyasi hedefini öğrenmek istiyoruz. Bugün bu bölgenin bir terör yuvası olmasının, terör örgütünün Suriye'nin en önemli bir bölümünü kontrol etmesinin, yaklaşık 5 milyon Suriyelinin ülkemize sığınmacı olmasının, uyguladığınız bütün bu yanlış politikaların sonucu olduğunu farkına varabiliriz mi? Bu yanlış politikanın sonucu, Türkiye Cumhuriyeti'ne kaç yılını ipotek altına aldınız?
terör koridorunu kapatacağız diye Suriye'ye askeri harekatlar icra ettiniz. Biz de destek verdik. Koridoru niye tamamlayamadınız? Afrin bölgesinde HTŞ'nin ne işi var? Neden müdahale edilmedi? Bölgede gizli saklı yeni oyunlar oynanıyor. Esad ile hangi pazarlıklar yapılıyor? Bu pazarlıklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde niçin açıklanmıyor? Bölgede tesbih tanesi bir dağıtılmış birliklerimizin hava desteğinin olmamasının ne demek olduğunu hep beraber bilmiyor muyuz? Hudutlarımızın yol geçen hanına dönmesinin sebebi nedir? Bölgedeki birliklerimizin moral ve motivasyon eksiği var mı? Sincar bölgesindeki PKK varlığına son verecektiniz. Ne oldu? Bir gece ansızın geleceği dediniz. Geleceğinizi 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri dünyaya haber verdi. İzin mi aldınız, bilgi sızması mı oldu? Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne gelince Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneksel politikalarını terk ettiniz. Yes ve Annem şarkılarıyla Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne girmesini sağladınız. İvancı politikalar nedeniyle en başta Mısır olmak üzere bölge ülkelerini ülkemize düşman ettiniz. Bugün mahcup bir şekilde yeniden ilişki kurmaya çalışmanızın gerekçesi nedir? Plansız ve tutarsız politika değişikliklerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan tarafında fırsatçılığa dönüştürüldüğünü anlamadınız mı? Geçtiğimiz 2 gün içerisinde PKK-YPG terör örgütü tarafından Karkamış, Kilis, Öncüpınar ve Kilis bölgelerine yönelik hain saldırılar hangi silahlarla yapılmıştır? Elinizdeki üstün teknolojik imkan ve kabiliyetler de dikkate alınarak önleyici savunma tedbirleri niye alınmamıştır? Ayrıca Taksim saldırganının Suriye kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilmektedir. Hudut namustur ilkesi çerçevesinde kendinizde bakanlık olarak bir sorumluluk ve zafiyet görüyor musunuz? Gayri askeri statüde olan Ege Denizi'ndeki adalar ile Akdeniz'deki Meis Adası'nın 1960'lı yılların sonundan itibaren silahlandırılmaya başlandığı birçok basın ve yayın önünde haber olarak yer almıştır. 2002 yılından itibaren iktidarda olan AKP'nin gayri askeri statüdeki adalar konusunda odaklanması muhalefetin birçok soru önergesine ve açıklamalarına rağmen ne yazık ki 2021 yılına kadar beklenmiştir. Haziran ayı başında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Dışişleri Bakanı'na talimat verdim. Yunanistan ile artık görüşme yok mesajıyla Ekim ayında sizin tarafınızdan verilen Yunan Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye davet edilmesi ve diyalog mesajları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasi makamlar arasındaki görüş ayrılığını ve tutarlı ciddi bir devlet politikası olmadığını ortaya koymuyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi Taşyüzü Limanı'ndan Doğu Akdeniz'deki sondaj noktasına şaşalı bir törenle uğurlanmış, kamuoyunun gözünü boyamak için bu faaliyet büyük bir milli başarı gibi lanse edilmiş, ancak geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde Taşyüzü Limanı'na geri dönmüştür. Abdülhamit Han sondaj gemisinin faaliyet gösterdiği mevki sahillerimize çok yakın, hiçbir siyasi kazanım elde edilemeyecek, Avrupa Birliği ve ABD ve Yunanistan'ı çok memnun edecek ve milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamayan bir nokta olmuştur. Aynı dönemde Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde 6 numaralı parseli içinde İtalyan, Eni ve Fransız Total şirketleri tarafından araştırmaya devam edilmektedir. Bu parselin önemli bir kısmı da Türk deniz yetki alanları içerisinde yer almaktadır. Milli menfaatlerimiz elden giderken hala niye sessiziz? 2020 Ağustos ve Eylül aylarında Oruç Reis araştırma gemisi Meis güneyindeki Yunanistan tarafından hak iddia edilen bölgede deniz kuvvetlerimizin desteğinde araştırma yapmış, ancak gerek Amerika gerekse ABD'ye gelen sert diplomatik uyarılarla bu bölgedeki faaliyetleri askıya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Savunma Bakanı olarak Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla devletin ilgili ve yetkili kurumlarına araştırma ve sondaj faaliyetlerinin milli çıkarlarımıza uygun mevkilerde, örneğin Sevilla haritasını tanımadığımızı gösterecek bölgelerde icra edilmesine yönelik herhangi bir teklifte bulundunuz mu? Bulunduysanız ne cevap veriyor? Diğer taraftan deniz yetki alanlarımız konusunda Mısır ve İsrail yönelik bir girişim başlatacak mısınız? Milli güvenlik politikalarında öngörüsüz bir şekilde yapılan yanlışların, eksiklerin, hataların, zamanında müdahale etmemelerin, zikzakların, göz yummaların, telafisi ve geri dönüşü mümkün olmayan durumlar ortaya çıkardığını ve domino etkisi yaptığını görüyoruz.
Peki bunları siz neden zamanında göremediniz? Türkiye'nin bugün yaşadığı Irak-Suriye kaynaklı tehditleri niye anlayamadınız? Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda büyük bir öngörü ile çeşitli antlaşmalarla güvence altına aldığı 1. Milli Güvenlik Kuşağı'nda bulunan Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Adalar, Balkanlar, Batı Trakya, Kafkasya, Acara ve Orta Doğu, Musul, Kerkük, Süleymanşah'daki Türk coğrafyasındaki milli güvenliğinin ileri karakollarının önemli bir kısmının iktidarımız döneminde anlaşmalara aykırı olarak elimizden gitmesinin sonuçlarının ne olacağını ne zaman göreceksiniz? Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de politika geliştiremeyen ve iyice sıkışan Türkiye Cumhuriyeti için alanın iyice daraldığının ve adeta boğazının sıkıldığını görmüyor musunuz? Son cümlenizi alıyorum. Son cümlem şudur. Bu siyasetlerin milli ve yerli olarak değiştirsinler, sonuna kadar destek vereceğiz. Ama merak etmeyin, seçimlere az bir zaman kaldı. 2023'ten sonra Türkiye gerçek milli ve yerli siyaseti tanıyacak. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, diğer arkadaşlara söz vereceğim ama bir kısa görüş belirtmek istiyorum. Tabii ki burası Plan Bütçe Komisyonu, meclisimiz, her türlü fikir, her türlü eleştiri ifade edilecek. Ama iç tüzüğümüz ve